dünyaya damgasını vurmuş yüksek teknoloji nişleri. İşte mesela Kızıl Elma, Baykar, dünyanın en büyük insan savarıcı şirketi, bu bahsettiğimiz teknoloji binlerce bileşenden oluşan, milyonlarca satır yazılımdan oluşan. İlk değil mi bu savaş uçağı konseptinde? Dünyada benzer prototipler var. Hatta 10, 12, 13 sene öncesinden yapılmış prototipler var. Ama Kızıl Elma üretime en yakın olanı. Hmm. Yani Baykar dünyanın en büyük insan savaracı markası. En fazla ülkeye ihraç eden insan savaraçlarının marka. Bütün gelirlerinin %97'si ihracat. 90'ından fazla ihracatta olan bir marka. Yani düşünün, böyle bir savunma sanayi şirketi olmadığı gibi çok az sayıda teknoloji şirketi vardır. Bütün savunma sanayi şirketlerinin asıl geliri kendi ülkelerindendir. Ve biz bütün bu geliştirdiğimiz teknolojileri kendi kaynaklarımızla, öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Nereden geliyor bu kaynaklar diye sorsanız, yurt dışından yaptığımız yüksek katma değerli ihracattan geliyor. Ve o sayede uzay teknolojilerini de geliştirebiliyoruz. O sayede kendi imkanlarımızla Kızıl Elma'yı geliştirebiliyoruz. Kaç ülkeye ihraç vardı? Kaç ülkeye? 34. O Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB2 34 ülke, ikisi beraber olduğunda 35 ediyor. İnşallah Kızıl Elma daha da fazla. Kızıl Elma'dan seri üretimi başlıyor mu? Başladı şu anda. Başladı. Evet, ama daha bir araç ürettik. Yani nedir takviminiz? Takvim, evet. Yani 2026'da daha yüksek adette üretmeyi hedefliyoruz. Yani onun üzerinde. Yerli oranı nedir? Bir dakika. 2000, buradan bir şey var, haber var. 2026'da 10'dan fazla Kızıl Elma, evet, havada olacak. Şimdi tabii biz rakamları söylerken hep mesela Kızıl Elma'yı ilk uçuracağımızı biz Cumhuriyet'in 100. yılına milletimize söz verdik. Ondan bir yıl önce uçurduk. Önce, doğru. Bir ay kala. Dolayısıyla tutamadık dediniz değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Uçak artık yerde tutamadık. Uçmak istiyordu. Uçmak istiyordu. Uçmak istiyordu, evet. Evet. Yerliliği sordunuz. Evet, evet. Kızıl Elma'nın bütün kritik bileşenleri, elektronikleri, avyonikleri, lastiğine kadar Türkiye'de yapılıyor. Sadece jet motoru yurt dışından geliyor. Ukrayna'dan geliyor. O teknolojiyle alakalı da bizlerin çalışması var. Motoruyla. Farklı kategoride olan biraz daha güçlü bir motorla alakalı da T'nin çalışması var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde. Motorda. Yani hatta birkaç tip motor olacak Kızıl Elma'da. Yerli ve milli tümüyle motor. Tümüyle tasarımı da yerli. Her şey Türkiye'de yapılmış. Çünkü bu çok yeni bir teknoloji değil. Eski bir teknoloji. Jet motoru teknolojisi, ama titizlikle takip edilmesi gereken ve kararlılıkla yürütülmesi gereken bir teknoloji. Ve şöyle, dünyadaki programlara baktığınızda daha çok ekonomik anlamda sıkıntıya girebiliyorlar. Ama biz insan savarıcımız dünyaya bir anlamda marka olarak nam saldığından, Kızıl Elma'da emsali bulunmaz bir insansız savaş uçağı platformu olarak teknolojisiyle ve kabiliyetlere gireceğinden öyle bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Kendi motorumuzu da geliştiriyoruz. Biraz yetenekleri, evet ya. Kızıl Elma'dan ne yapabiliyor yani havalandırma? Birkaç varyantı var. Bir kere insansız. En büyük yeteneği o. Yani muharebe meydanına pilotu, en değerli unsur olan pilotu yaklaştırmamış oluyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü taarruzların bir kısmında savaş uçaklarının yaptığı, düşünün ki pilot hedefe 5-10 kilometre kadar yaklaşmak zorunda kalıyor. Hatta daha bile yakın olabilir. Bazen evet, üzerindeki füzeye göre 100 kilometre geriden de taarruz edebilir, ama o bile tehlikeli bir menzil. Günümüzün silahlarını düşündüğünüzde, özellikle gökyüzünde üretilebilecek, şu anda böyle teknolojiler var dünyada. Kamikaze dronları düşündüğünüzde, insanlı savaş uçaklarının uçabilmesi gitgide zorlaşıyor ve insan çok zor yetiştirilen bir değer olduğundan ve en kıymetli unsur olduğundan bir savaş uçağı sistemindeki, dolayısıyla insanı o risklere, o tehlikeye sokmak görevi de iyice riske atmış oluyorsunuz. Dolayısıyla insansız savaş uçaklarının bir anlamda çok yakın gelecekte havacılık muharebesini domine edeceğini öngörüyoruz.
Onun dışında yani insanda hava uçaklarına yani bir savaş uçağı olacağı için manevra kabiliyeti bakımından vesaire. Yani insanın fizyolojik limitlerinden gelen hususlardan dolayı savaş uçaklarının daha fazla limitleri var. Çünkü insanın dayanabileceği manevralar. Bir kere insanı sürekli eğitimden geçirmeniz lazım. Bir insanın pilot olarak devam, yani harbe hazır bir şekilde pilot olarak devam edebilmesi için sürekli eğitim yapması lazım. İnsan savaş uçağı öyle değil. Bilgisayarı bir defa akıllı hale getirdiğinizde, yani. Ki dünyada da bunun örneği yapıldı, şuna benziyor. Satrançta dünyanın en iyi oyuncusunu bilgisayar 20 sene önce yendi. Ve kocaman bir bilgisayardı bu. Evet. Yani o adamı 40 yılda yetiştirdiniz. Düşünün ki Kasparov'u. O makine işte haberleri mühendisler çalıştı pek, bir evet. defa yaptı ama bir sonraki Kasparov'u elde etmek şimdi ufacık bilgisayar bile yener. Öyle bir işlemci güne sahip bilgisayarlar. Yani o yazılımı kopyaleme süresi kadar. Düşünün yani, ki Kasparov'u yetiştirmek 40 yıl sürüyorsa o yazılımı kopyalemek yani saniyeler sürüyor. Açık. Şunu söylüyorum. Yani bir pilotu yetiştirmek düşünün ki çok daha maliyetli. Pilotun satranç oynadığı gibi bir insansız savaşın satranç oynar gibi pilotun muharebe yaptığını düşünün. O kuralları belirleyin. Onu da bilgisayara öğretin. Öğrendiği andan itibaren bir sonraki pilotu yetiştirmeniz diye bir zaman yok. İstediğiniz kadar pilotunuz oluyor. Tam yapay zekayla beraber. Evet. Bu yapay zekayı biraz konuşalım mı? Konuşalım. Yani tam yeri geldi çünkü bu yapay zeka hani insanlığın yeni bir aşamaya geçmesi olarak da düşünülüyor. Ama aynı zamanda insanlığın sorunu da getirecek bir şey olarak da. Kötücül yani insanlığın evet. Yani yapay zeka konusunda ben bugün konuşmamda da bahsettim. İnsanoğlu kaleme kavuştuğunda hatta inancımız bize kalemle yazıp okumayı Yaradan'ın öğrettiğini aktarıyor. İlk ayet, evet. Evet. Şimdi insanlık kalemi keşfetmeden önce, kaleme sahip olmadan önce sözle iletişim kuruyordu. Düşüncelerini o şekilde aktarıyordu ve bir sonraki nesle de öyle aktarıyordu. Dolayısıyla araya bir sürü hurafe giriyordu. Yani ben şimdi 100 kişi geldi buraya diyordum. Siz başkasına söylerken 200 kişi diyordunuz. Sonra en uçtan en uca gittiğinde düşünün ki 10.000 kişi oluyordu belki. Kulaktan kulağa mesela. Evet, kulaktan kulağa belki öyle oluyordu. Dolayısıyla insanoğlu çok daha sistematik bir şekilde müktesebat, bilgi biriktirme kabiliyetine kavuştu kalemle beraber. Yapay zekada öyle bir teknoloji, yeni bir kalem bu. Yani bir anlamda insanoğlunun bilgiyi çok daha hızlı ve sistematik bir şekilde üretmesine vesile olacak bir araç. Elbette bu aynı zamanda büyük bir güç. Dolayısıyla bunun insanlık zararına kullanımları da elbette insanlık için büyük tehlike arz ediyor. Ama burada insanlık gibi, faydasına... Gazze'de olduğu gibi değil evet, mi? Evet, Gazze'de olduğu gibi. Yani bir soykırımda en fazla sayıda sivili en etkin biçimde yok etmek için kullanırsanız korkunç bir şey bu yapay zeka. Bütün teknolojiler için aynı şeyi söyleyebiliriz. Niyete ama göre... Ama bunun yanında insanlığı şifaya kavuşturacak yaygın bir şekilde hiç hayatında doktora gidememiş bir insana da yardımcı olabilir yapay zeka. Şu anda yapay zekada ile geliştirilen büyük dil modelleri tıp sınavlarını geçiyor rahatlıkla. Ve düşünün ki bütün doktorluk uzmanlarını bilebiliyor. Bir bilgisayar. Yani bir bilgisayar derken yapay zeka bir teknoloji, eyvallah. Yazılım. Bir doktoru yetiştirmek ne kadar zaman alıyor? Ömrü boyunca eğitimler. Dilediğiniz kadar çoğullayabiliyorsunuz ve bütün uzmanlık alanlarında. Dolayısıyla eğitim açısından da öyle büyük imkanlar sunabilecek bir teknoloji. Dünyanın her bir köşesine özel bir anlamda eğitmen üretebilecek bir teknoloji. Siz yani yapay zeka nasıl çalışıyorsunuz? Yapay zeka ile evet. çok alakadar olduğunuzu biliyorum. Tabii bizim insansız hava araçlarımız için geliştirdiğimiz teknolojiler var. Bir o tarafı var. Yani robotik de çok biliyorsunuz kullanılıyor. Çünkü evet. uçakları olabildiğince akıllı yapmaya çalışıyoruz. Ha akıllı yapmaya çalışıyoruz derken silah sistemlerinin otomatik bir şekilde
hedefleri bulup imha etmesi anlamında değil, uçağın emniyetli bir şekilde uçması anlamında, havadaki nesneleri tanıması anlamında, yerdeki nesneleri, pisti, engelleri tanıması anlamında çok daha düşük bir istatistikle bir anlamda, çünkü biz bütün bu hava araçlarımızı tasarlarken düşünün ki kaç milyon saatte bir kaza yapacak ve hata yapacak olasılıkları üzerinden tasarlarız. O olasılıkları da yok etmeye çalışırız. Dolayısıyla bunun için ileri düzey yapay zeka dediğimiz, eskiden bunlara ileri düzey algoritma deniyordu. Algoritmalar tasarlayarak yapıyoruz. Bir, uçuş emniyeti açısından derinlemesine yapay zeka çalışmalarımız var. Yıllardır var. İki, çevresel farkındalık dediğimiz uçağın etrafında sensörleriyle etrafını algılaması, meteorolojiyi algılaması, pisti tanıması ve yeryüzü şekillerinden konumunu bulması gibi çalışmalarımız var. Bir de rotalarını otomatik bir şekilde, düşünün ki motoru sustuğunda dahi otomatik bir şekilde ya bir araziye ya da piste dönüp inebilecek algoritmalar üzerinde yıllardır süren, hatta uyguladığımız, sahada da kullanılan çalışmalarımız var. Bunun yanında bir de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak, bu söylediklerim Baykar'la alakalıydı. Açık kaynaklı olacak şekilde Türkçe temelli T3 AI dediğimiz büyük dil modeli üzerine çalışıyoruz. Türkçeyi dünyadaki muadillerinden en iyi şekilde çalışacak bir teknoloji geliştirmeye bayağı ilerlediniz o zaman. 3000 kişilik bir gönüllü ekibi var. Bir dakika, bu nedir? Bu çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Hani Türkçeyi dünyada... Şimdi bilgisayarlar konuşmaya başladı, biliyorsunuz. Evet. Bunlara büyük dil modeli deniyor. Hı hı. Yani adeta bir papağan gibi, ama çok akıllı bir papağan gibi düşünün. Yani daha doğrusu insanı çok etkileyen bir papağan gibi. Çünkü bilgisayar bizim gibi düşünmüyor, onu kesin biliyoruz. Kesin olarak biliyoruz. Yani insan gibi akletmiyor bilgisayar. Ama çok iyi taklit ediyor. Çok fazla bilgiyi yükleyebiliyorsunuz ve istatistiksel bir makine kullanarak size sanki o konuyu çok iyi biliyormuş gibi cevaplar veriyor. Ama içeride çarklar dönüyor bir anlamda, onu düşünün.